Herkese selamlar. Bugün sizlere kısaca Amerikan vatandaşlık başvurusu hakkında bilgi vermek istiyorum. Amerika genel itibariyle göçmen bir ülkeden oluşuyor. Amerika'ya göçmen olarak gelenler belirli prosedürler sonunda Amerikan vatandaşlığı alabiliyorlar. Peki bu prosedür nasıl işliyor? Nasıl vatandaş olabilirsiniz? Direkt Amerikan vatandaşlığı diye bir şey var mı? Yoksa öncesinde mutlaka başka bir statüye mi sahip olmak gerekiyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Amerikan pasaportu nasıl alabiliriz? Vatandaşlık başvurusu nasıl yapabiliriz? Onun için de bu başvurunun nasıl işlediğini ve Amerikan vatandaşı olabilmek için nelerin gerektiğine hakim olmak gerekiyor. Bu videonun bu açıdan faydalı olacağına inanıyorum. Bir Amerikan vatandaşlığı başvurusu için ne yapılması gerektiğini, hangi şartlara sahip olunması gerektiğini kısa kısa her zaman yaptığım gibi bir özet halinde tekrar aktarmak istiyorum. Vatandaşlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir göçmene verebileceği en büyük paye, en büyük özellik. Dolayısıyla bu vatandaşlık başvurusunu yapabilmek için önce bazı prosedürlerden geçmek gerekiyor. Bilinmesi gereken ilk şey şu, direkt Amerikan vatandaşlığı başvurusu diye, direkt Amerikan pasaportu başvurusu diye bir şey yok yabancılar için. Öncelikle mutlaka green card sahibi olmanız gerekiyor. Yani bir green card sahibi olmayan, bir yeşil kart sahibi olmayan kişi direkt vatandaşlık başvurusu yapamıyor. Bunun herhangi bir metodu yok. Öncelikle green card sahibi olmanız lazım. Green card sahibi nasıl olunabilir? Green card nasıl alınıyor? Bunlar ayrı videoların konusu. Bununla ilgili kanalda zaten videolarım var. Yenileri de gelmeye devam edecek. Ben bugün green card sahibi olan kişilerin nasıl Amerikan vatandaşlığı başvurusu yapabileceğini anlatacağım. Amerikan vatandaşlığı başvurusu yapabilmek için belli şartlar var. Bu şartlardan birincisi en az 18 yaşında olmak. 18 yaşının altında olan kişiler ailelerinin vatandaş olmasıyla vatandaşlık alma ihtimalleri olabilir. Ama kendisi vatandaşlık başvurusu yapmak istiyorsa o zaman minimum 18 yaşında olacak. Bu birinci şart. İkinci şart en az 5 yıldır green card sahibi olmak. Yani green card'ın üzerinde yazan o geçerlilik tarihinin başlangıcından itibaren en az 5 yıl geçmiş olacak. Bu 5 yıllık şart eğer green card'ınızı bir Amerikan vatandaşıyla evlilik yoluyla aldıysanız 3 yıl olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Amerikan vatandaşıyla evlilik üzerinden green card alanlar 3 yıl green card sahibi olduktan sonra diğer metotlarla alanlar 5 yıl green card sahibi olduktan sonra vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanıyorlar. Diğer şart son 5 yılın yani green card sahibi olduğunuz son 5 yılın en azından yarısını 30 ayını fiziksel olarak Amerika'da geçirmek. Bu evlilik üzerinden green card'ını almış kişilerde 3 yıldır green card sahibi olmak gerektiği için o 3 yılın yarısı yani 18 aya tekabül ediyor. 5 yıldır green card sahibi olduğunu gösteren kişilerin bu sürenin yarısı olan 30 ayı 3 yıldır Amerikan vatandaşıyla evli olan kişilerin de bu sürenin yarısı olan 18 ayı fiziksel olarak Amerika'da geçirmiş olmaları gerekiyor. Fiziksel olarak Amerika'da geçiriyor olmak demek Amerika sınırları içinde olmak demektir. Yani bu gün ve gün sayılıyor. Sizin burada bulunduğunuz sürenin bu miktarı aşmış olması gerekiyor. Bu da aslında temel olarak Amerikan devletinin size şunu söylemesi demek. Eğer green card sahibiysen ve vatandaş olmak istiyorsan senden istediğim sürenin yani son 5 yılın veyahut da evlilikte son 3 yılın en az yarısından fazlasını bir gün bile olsa fazlasını Amerika'da geçirmen gerekiyor demek. Vatandaşlık başvurusu yapabilmek için diğer şart da sürekli oturum şartı. Bu ne demek? Amerika dışında bulunduğunuz sürenin belli bir süre limitinin üzerine çıkmaması demek. Bunu da Amerikan devleti 180 gün olarak belirlemiş. Yani green card sahibiyken bir defada Amerika dışına yaptığınız seyahatin 180 günü geçmesi durumunda Amerikan vatandaşlığı için gereken sürenin kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Dolayısıyla green card sahibi kişilerin bir defada 180 günden fazla Amerika dışında bulunmaması gerekir vatandaşlık başvurusu düşünüyorlarsa. Bunun bazı istisnaları var ama burada önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Bu süre bazen kişilerin akıllarında 6 ay olarak kalabiliyor. Yani 6 ay Amerika dışında bulunabilirsin, 6 ayı bir gün bile geçirmesen iyi senin için gibi algılanabiliyor. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü 6 ay değil aslında süre. 6 ay baktığınız zaman 183 güne falan tekabül etmiş oluyor. Fakat kanun 180 gün demiş oluyor. Dolayısıyla günü gününe hesaplama yaparak 180 günü geçirmeyecek bir şekilde Amerika dışında bir defa da bulunmamak gerekiyor. Bunu yine yanlış anlayabilenler var. Mesela bir takvim yılı içinde 180 gün
anlayanlar var. Aslında öyle bir şey değil. Bir çıkışta 180 günü geçirmemektir. Dolayısıyla Amerika dışına çıktığınızda bu seyahatinizin 180 günden az olmasına ve akabinde geri dönmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Başvurunun diğer bir şartı, başvuru yapmış olduğunuz eyalette başvuru tarihinden en az 3 ay öncesinden oturuyor olmaktır. Yani mesela diyelim ki New Jersey'de oturuyorsunuz ve vatandaşlıkla ilgili bütün gereklilikleri tamamladınız. Dediniz ki nasıl olsa adres değiştireceğim, işler karışmasın, New York'a taşınayım, oradan başvurayım diye düşündünüz. New York'a taşındıktan sonra 3 ay bekleyip dosyayı akabinde faal etmeniz gerekiyor, akabinde göndermeniz gerekiyor. Dolayısıyla yakın zaman içinde bir eyalet değişikliği düşünüyorsanız, başka bir eyalete taşınacaksanız, o eyalete taşındıktan sonra en az 3 ay bekledikten sonra vatandaşlık başvurunuzu yapmanız doğru karar olur. Vatandaşlık başvurusu yapmanın başka bir şartı da İngilizceyi basit seviyede de olsa konuşabilmek, yazabilmek ve anlayabilmek. Bu üzerinde çok fazla sorunun olduğu bir konu tabii ama bunu en kolay örneklerle açıklamak mümkün. Mesela mükemmel bir İngilizceniz olması gerekmiyor. Aksanlı olabilir İngilizceniz. Yine akademik seviyede bir İngilizceniz olması gerekmiyor. İstenen şey günlük konuşmaları götürebilecek kadar bir İngilizce. Bunun da en iyi testi aslında yapılacak olan vatandaşlık mülakatının İngilizce olarak yapılacak olması ve bunu halledip halledemediğinizle alakalı. En kolay böyle anlayabilirsiniz. Mesela vatandaşlık formunda sorulan sorular size sözlü olarak sorulduğunda bunlara cevap verebiliyor musunuz? Bir sohbet konusu açıldığında o konu hakkında sohbet edebiliyor musunuz? Kısacası günlük hayatınızda İngilizce konusunda ne kadar rahatsınız? Eğer bir rahatlığınız varsa ve kendinizi ifade edebiliyorsanız vatandaşlık mülakatında bu konular sorun olmuyor. Yani İngilizce anlama ve anlatma meselesi zaten mülakatın İngilizce yapılmasıyla çözülmüş oluyor. Bir de yazma ve okuma diye bir şey var. İngilizcenin yazılması ve okunmasının yapılabilmesi vatandaşlık başvurusu yapan kişi tarafından. Bu oldukça basit bir şey. Çok basit bir cümlenin size officer tarafından, görevli tarafından verilmesi, sizin o cümleyi okumanız ve akabinde cevabını officer'ın size söylemesi, bu cevabı da bir kağıda yazmanız istenmesi. Yani okuma ve yazma aslında o kadar zor olmayabilir. Genelde insanlar anlama konusunda takılabiliyorlar. Mesela bir örnek vermek gerekirse size officer bir kağıt verebilir. Bu kağıtta şu yazıyor olabilir. Where is the White House? Beyaz Saray nerede? Bunu okuduğunuz zaman okuma testini halletmiş oluyorsunuz. Cevap şu olabilir, ofise size diyebilir ki The White House is in Washington DC. Beyaz Saray Washington DC'de. Bunu lütfen yazın der. Siz de bunu kağıda eksiksiz bir şekilde, güzel bir şekilde yazarsınız. Bu şekilde yazma testini tamamlamış olursunuz. Bu tabii bir örnek, değişik cümleler sorulabilir ama cümleler böyle çok zor veyahut da işte yazamayacağınız bir şekilde değil. Oldukça basit ve bu konuda size bir zorluk çıkartmak için değil, temel yazma okuma kurallarını yapıp yapamadığınızı, bu konuda temel bilgi sahibi olup olmadığınızı anlamaya yönelik bir testtir. Vatandaşlık başvurusunun başka bir şartı da Amerikan tarihi hakkında biraz bilgi sahibi olmak. Bundan da vatandaşlık testi olarak bahsedebiliriz. İngilizcesi Civics Test. Bu da şöyle oluyor. 100 tane soru var. Önceden bilinen, hem soruları hem de cevapları bilinen 100 tane soru. Mülakat esnasında görevlinin bu 100 sorudan size 10 soruyu sorması ve bunlardan en az 6 tanesine doğru cevap verilmesi şeklinde bu test tamamlanmış oluyor. Aslında bunlar çok zor sorular değil ama normalde bazı Amerikalıların bile cevaplarını bilemediği sorular olabilir. Özellikle tarihe ilgisi yoksa bir kişinin bu sorulardan ve cevaplarından haberdar olmayabilir. Dolayısıyla buna çalışmak gerekiyor. Bu 100 soruya Göçmenlik Bürosu'nun web sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Orada sorulan sorulara çalışıyorsunuz ve akabinde zaten size bu sorular Göçmenlik Bürosu görevlisi tarafından soruluyor. 6 tane soruya doğru cevap verdikten sonra zaten akabinde başka sorular kaldıysa, yani 10 sorudan geriye başka soru kaldıysa onlar size sorulmuyor. 6'da 6 bildiyseniz 7.yi, 7'de 6 bildiyseniz 8. sorunun size sorulmasına ve sizin cevap vermenize gerek kalmıyor. Amerikan vatandaşı olabilmek için başka bir şart da iyi ahlak sahibi olabilmek. İyi ahlak sahibi olmak çok geniş bir tanım. Kişinin sicil kaydı, geçmişteki tutuklamaları, mahkemeleri, bu tip şeyler belki de bu kişinin iyi ahlak sahibi olmadığına bir karine teşkil edebilir.
Dolayısıyla geçmişinde bu şekilde adli sicil kaydı olan kişilerin mutlaka bu konuları danışmaları ve danışmanın neticesinde bu başvuruları yapmaları çok daha doğru olur. Ama geçmişinde bu şekilde bir adli sicili olmayan kişilerin bu konuyu düşünmesi gerekmiyor. Şimdi gelelim bu vatandaşlık başvurusunun lojistik, prosedürel kısmına. Yani nasıl yapılıyor? Vatandaşlık başvurusu Göçmenlik Bürosu'nun web sitesindeki N400, N400 formunun doldurmasıyla yapılıyor. Bu formun içinde biyografik bilgiler, adres bilgileri, çalışma bilgileri, kişisel bilgiler, bir sürü bilgi var. Bunların doldurulması gerekiyor. Bunu internet üzerinden online bir şekilde file edebildiğiniz gibi paper dediğimiz, yani kendiniz doldurup akabinde göçmenlik bürosuna postayla da gönderebiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra birkaç hafta veya birkaç ay içinde normalde bir parmak izi mektubu gelir. USCIS ofisine gidersiniz, fotoğrafınızı çekerler ve parmak izinizi alırlar. Ondan sonra da mülakat beklemeye başlarsınız. Mülakatın ne zaman geleceğiyle ilgili bir şey söylemek bugünlerde çok zor. Fakat genel itibariyle 6 ay ile 18 ay arasında olabilir bu mülakatın geliş tarihi, göçmenlik bürosunun yoğunluğuna göre. Mülakat tarihi size bir postayla bildiriliyor. Daha sonra o tarihte sizin yanınızda destekleyici dokümanlarla beraber göçmenlik bürosuna mülakat için gitmeniz gerekiyor. Tabii bu esnada biraz önce anlatmış olduğumuz şartları karşıladığınızdan, gerçekleştirdiğinizden emin olmanız ve aynı zamanda da bunları varsa eğer belgelerle gösterebilecek durumda olmanız gerekiyor. Göçmenlik bürosuna mülakata gittiğinizde mülakatta sizinle asıl yapılması gereken şey formun üzerinden geçmek oluyor. Formun üzerinden geçiliyor, değişik bilgiler varsa onları göçmenlik bürosu görevlisi düzeltiyor. Ve her şey yolunda giderse, eğer vatandaşlık başvurusunun gerekleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı, sorun yoksa ve mülakat esnasında bunlar ortaya çıkmazsa, background check dediğimiz kişinin kendi background'u ile ilgili araştırmalar, adli sicil kaydı temiz gelirse, o zaman göçmenlik bürosu size randevunuzun başarıyla geçtiğini bildirebilir ve sizi daha sonra yemin töreni için davet edeceklerini söyleyebilir. Bazı eyaletlerde yemin töreni mülakatın yapıldığı ve bittiği gün yapılıyor. Bazı eyaletlerde de yemin töreni mülakat bittikten sonra ayrı bir postayla, ayrı bir mektupla kişiye bildiriliyor ve yemin törenine davet ediliyor. Bugün sizlere kısaca Amerika'da vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, prosedür kısaca nasıl işliyor bunlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.